Boeing yeni tasarlanan T-7A Red Hawk jet eğitim uçağını St. Louis'in Missouri şehrindeki tesisinde görücüye çıkardı. Bu uçak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesislerinde üretimi süren Hürjet'in rakiplerinden biri olacak. Jet eğitim uçakları hem savaş pilotlarının eğitimlerinde hem de F-22, F-35, F-16, Su-35 gibi avcı uçaklarına yakın hava desteği amacıyla da kullanılıyor. 2023 yılında gökyüzünde olacak Hürjet ve rakibi konumundaki 5 yeni nesil jet motorlu eğitim uçağını araştırdı. Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı Hürjet daha önce açıklanan takvime uygun şekilde yoluna devam ediyor. Bu yıl seri üretime geçilecek, gelecek yılda ilk uçuşunu yaparak Türkiye'yi jet motorlu uçak üreten ülkeler ligine taşıyacak. Hürjet ilk olarak 2017'de duyuruldu. TUSAŞ üretimi Hürjet, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik süite sahip kokpitiyle üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı. Proje jet tekamül eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatıldı. Sayısı hızla artan 5. nesil savaş uçakları ve güncellenen konfigürasyonlara hitap edecek şekilde jet eğitim uçağı olarak kullanılacak. 1,4 Mach hızla uçacak yerli jet eğitim uçağının uzunluğu 13,6 metre, yüksekliği 5,1 metre ve kanat açıklığı 9,5 metre olacak. 2700 kilogramdan fazla faydalı yük taşıyabilecek olan Hürjet, 13.716 metre irtifaya çıkabilecek. Boeing tarafından Saab'la ortaklaşa üretilen gelişmiş jet eğitim uçağı T-7A Red Hawk'un Northrop T-38 Talon modelinin yerini alması planlanıyor. İlk uçuşunu 2016'da yapan jet eğitim uçağı 5. nesil savaş uçakları için pilot eğitimi görevi görecek. Yer ve uçuş testlerinden geçecek olan Red Hawk'un uzunluğu 14,15 metre, yüksekliği 4,94 metre, kanat açıklığı 9,45 metre. 12.300 kilogram ağırlıkla havalanabilen T-7A, 1,5 Mach hızla 1851 kilometre menzile uçabiliyor. KT-50 Golden Eagle, Kore Havacılık ve Uzay Sanayi ile ABD'li Lockheed Martin tarafından ortak olarak geliştiriliyor. 1990'larda geliştirilmeye başlanan T-50, ilk uçuşunu 2002 yılında gerçekleştirdi. T-50 2005 yılında Güney Kore Hava Kuvvetleri'nde 49 adetle hizmete başladı. Uzunluğu 13,14 metre, yüksekliği 4 metre, kanat açıklığı 10 metre olan Golden Eagle, 975 kilometre menzile sahip. Çin'in jet eğitim uçağı Hongdu JL-10 ilk uçuşunu 2006'da gerçekleştirdi. Bu uçağın geliştirilmesine Rus Yakovlev Tasarım Bürosu yardım etti. Bu nedenle Yak-130'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Hongdu JL-10'da eğitim alan pilotlar, J-10 ve Su-27 gibi yüksek performanslı savaş uçaklarında görev yapabiliyor. Jet eğitim uçağının uzunluğu 12,27 metre, yüksekliği 4,81 metre, kanat açıklığı 9,48 metre. 1,4 Mach hıza ulaşabilen Hongdu JL-10, 3100 kilometre menzile sahip. Rus ve İtalyan ortak yapımı Yakovlev Yak-130, Yakovlev ve Aermacchi tarafından geliştirildi. İmalatçı Irkut Uçak Fabrikası'nda yapılan Yak-130 ilk uçuşunu 1996'da yaptı. 4. ve 5. nesil savaş uçaklarına benzeyen dünyanın ilk eğitim uçağı olan Yak-130, Rusya Hava Kuvvetleri envanterine 2009 yılında girdi. Rus jet eğitim uçağı 11,49 metre uzunluğa, 4,76 metre yüksekliğe
ve 9,72 metre kanat açıklığına sahip. 1,4 Mach hızla görev yapan Yak-130, 9000 kilogram ağırlıkla havalanabiliyor. Alenya Aermacchi M346 Master ise başlangıçta Yakovlev ile ortaklaşa geliştirildi. Anlaşma 2000 yılında feshedilince Alenya Aermacchi M346 Master'ı ayrı olarak geliştirdi. İlk uçuşunu 2004'te yapan İtalyan jet eğitim uçağı, başta İtalyan Hava Kuvvetleri olmak üzere İsrail, Polonya ve Singapur Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. M346 Master'ın uzunluğu 11,5 metre, yüksekliği 4,98 metre, kanat açıklığı 9,72 metre. Maksimum 1,4 Mach hıza ulaşabilen uçak, 1925 kilometre menzile ulaşabiliyor.